Şimdi düşünün. Başarılanlara şöyle bir bakın. Biraz evvel ifade ettim. Objektif, ben AK Partili. Hı hı. Ben vatanseverim. Tehlikeyi görüyorum. Uyarıyorum. Biraz evvel ifade ettim. Tarihin en sıkıntılı dönemindeyiz. Bakın Kürşat kardeşim. Abi şimdi neden diye sormaya korkuyorum. Bak, küçülme yani. Riski var. Coğrafi Türkiye'ye yani. Küçültme dayatıyorlar. Türkiye'ye küçültme dayatıyorlar. Erdoğan buna direndiği için hedef. Küçültme dayatıyorlar. Israrla söylüyorum. Onun için. Nasıl bir küçültme abi? Bitir kelime de yok. Sonra açın. Coğrafi küçültme ama nasıl? Türkiye'nin. Hı hı. Biraz evvel ifade ettim. Yani örnek İstanbul'u kopararak mı ya da Anadolu'da? Beş parçalı bir Türkiye dayatıyorlar. Sağlam durulmazsa. Beş parçalı. Ama bunun biri 1900 bölgesel 20. yüzyılın başında. Hayır küçültme. 20. yüzyılın başında Saipiko ile nasıl bir Osmanlı haline getirmek istediler? Evet. Dön Sevir'le nasıl bir harita çizdiler? Dön PKK üzerinden 40 yıldır yapmak istediklerine, Irak Amerika niye müdahale etti? Niye çekiç gücü getirdi? Neden Suriye 2011'de Suriye üzerine daha çok konuşacağız. Vakti gelse. Dolayısıyla Suriye'den stratejik hedefleri neydi? 15 Temmuz'da Allah göstermesin. Kalkışma hedefine ulaşsaydı Suriye zaten paramparçaydı. PKK koridorunu açmıştı. Kandil'den çıkan koridor Vatikan koridorudur. Bize küçülmeyi dayatan Amerika'dır. Bize küçülmeyi dayatan Amerika'nın askeri gücü, Avrupa'yı teslim alma gücü, Avrupa'yı kontrol etme gücü NATO'nun bir kanadıdır. Bize küçülmeyi dayatan akıl Vatikan haklıdır. Vatikan haklıdır. Niye? O tarihsel karşılaşmada 1071'i unutmuş değiller. 1453'i unutmuş değiller. Bu coğrafyadan bir kez daha Türklerin aleme nizam verme iddiası vücut bulursa dünyayı paganlaştırma süreci tamamen tasfiye olacak, farkındalar. Bunun için Türkiye'nin küçülmesi lazım onlar için. Küçültme hedeflerinde PKK taşerondur, FETÖ taşerondur, DAEŞ taşerondur. Altılı masa bu işin gönüllü rıza merkezidir. Rand altılı masanın stratejik aklı Rand Corporation raporudur. Lütfen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Rand Corporation'ın 2019'daki raporunu lütfen alıp bir kez daha okuyunuz. Ne olduğunu da anlasınlar. Evet. Altılı Masa'nın stratejik vizyon belgesini Rand Corporation raporunda hazırlamışlardır. Stratejik hedefleri Erdoğansız Türkiye'dir. Erdoğansız Türkiye ile Türkiye'yi kristalleştirmenin peşindeler. Bir adım daha ileri giderek söylüyorum. Anadolu'yu paganlaştırma rolünü PKK'nın siyasi kanadına verdiler. Masanın asıl Rand Corporation raporunun asıl akıl üssü PKK'nın siyasi kanadı HDP'dir. Yani Cumhurbaşkanı adayını ararken Madrid zirvesindeki toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze koyan altılı masanın cinsiyetsizleştirme noktasında müttefik olduklarını açıklayacak kadar bu ülkeyi paganlaştırmanın asıl üssü PKK'nın siyasi kanadı HDP'dir. Onun için melelere sesleniyorum. Nurşin medreselerine, Van medreselerine, Tillo medreselerine, Cizre medreselerine, Adıyaman medreselerine, Bingöl medreselerine sesleniyorum. Hedef Müslüman Kürt'ün ırkını İslamsızlaştırarak yok etmektir bu örgütün. Onun için HDP, PKK'nın siyasi kanadı HDP, Rand Corporation raporundaki Türkiye'yi paganlaştırma aklının merkez üssüdür. Altılı Masa onun altındadır. Aralarındaki çatışmaların hepsi bir oyundur. Bir tezgahtır. Bunun üzerinden
Bunun üzerinden çok net söylüyorum. Stratejik hedefleri gözümüzün içine baka baka Kandil'dekileri Ankara'da Cumhurbaşkanlığı makamında takım elbise içinde değil, dağdaki kıyafetleriyle ağırlamak vardır. Son pişmanlık fayda etmez. Bu millet buna boyun bükmez. Ama onun için şimdi diyorum ki, eğer 2018 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı oyla mecliste alınan oy arasındaki makas bu kadar açıksa, o zaman sokak bir mesaj veriyor. Biz Erdoğan'a güveniyoruz ama şehirlerdeki isimlere itirazlarımız var. Şimdi de diyorum ki yine benzer bir tehlike geliyor. Tehlike geliyor. Çok net.